Yazın giyinmek kadınlar için bazen bir hayli zor olur. Magazin 8 moda editörlerinin hem bilgiler verip hem de ünlü kadınların kıyafetlerini yorumladığı bölümde bakın bu hafta kimler şık olmuş. Senin var ya, lafıma şekil alamam. En güzel kıyafetler burada. Beğenemediniz mi? En şık saçlar, en model takılar da burada. Beğenmez olur muyum? Magazin 8 moda editörleri haftanın en şık hanımefendilerini açıklıyor. Yapış yapış artık ürkek korkak değilim ben. Çekinme hiç, hiç geçmişlerden değilim ben. Bak şimdi buradayım, dokun yanındayım seninden. Funda Arar'la başlıyoruz. Her bir detayı incelikle hesaplanmış. Her bir ayrıntı üstünde el emeğinin izleri belli olacak şekilde tasarlanmış bir kıyafet. Funda Arar şüphesiz bu beyaz elbise içinde haftanın en şık hanımlarından biri. Bak 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 pozlara bak. Triplere bak. Derin göğüs ve sırt dekolteli beyaz elbisenin üstü taşlar ve püsküllerle işlenmiş. Boncuklarla örülmüş bir kalıbın göğüs kısmına kenarları güpürlü bir geçiş yapılmış. Göbek kısmıysa örümcek ağı gibi örülerek etek ve üst arasında bütünlük sağlanmış. Tıpkı göbek kısmı gibi elbisenin etek kısmı da tamamen örgüden oluşmuş. Dört farklı katmanda farklı boylarda püsküller kullanılarak dekolte orantılı hale getirilmiş. Aferin kız, gözüme girdin. Olsun beni benden, çok mutsuzum halimden. Essin üstümüzde bir rüzgar. Kıyafet yeterince hareketli olduğundan pırlanta su küpelerle biraz sakinlik yaratmış Funda Arar. Sarı ışıltı attırdığı kırık fönlü saçları yüz şekline çok uygun olmuş. Anne, ne alakası var, Allah Allah. Gelelim makyaja. Funda Arar oldukça keskin hatlara sahip bir sahne makyajı tercih etmiş. Hem göz altında hem göz üstünde kalın siyah eyeliner kullanarak tüm dikkatleri gözlerine çekmiş. Pembe tonlardaki ruju ve bronz allığı görünümüne canlılık katmış. Kurumuş bir gül gibiyim, dikenim batmaz kimseye. Yaz dediğin renkli, kıyafet dediğin yazın cıvıl cıvıl olmalı. Yazın tüm renklerini bir araya toplamış Demet Akalın'da. Mor, sarı ve pembenin asimetrik şekillerle bir araya geldiği büstiyerinin tam ortasında boynuna kadar uzanan renkli şerit göz yanılgısı yaratarak ünlü şarkıcıyı olduğundan ince göstermiş. Ya bunlar eskiden değil miydi? Bunların modası geçmedi mi? Hala yapıyorlar mı? Gözüm kara kalmadı yara oldum. Yerinin içindeki sarıdan A kesim bol eteği hem rahat hem şık bir seçim olmuş. Çift kat astarlı etek zaten uzun boylu olan Demet Akalın'ı hem daha uzun hem daha zayıf göstermiş. Ben ilk defa görüyorum. Bileğinde pırlanta su bilezikler olsa da ünlü şarkıcının en çok dikkat çeken aksesuarı parmağındaki kaya büyüklüğünde tek taş pırlanta yüzük. Ay ben saçlarına bayıldım. Gözümü alamadım bir süre. Saçlarını tepeden sıkı bir at kuyruğu yaparak yüzünü tamamen açıkta bırakan Demet Akalın kıyafetinde olduğu gibi makyajında da renk kullanmış. Çocukluğu dün gibi aklımda. Pembe tonlarındaki kedi gözü makyajını bol rimel ve kalın eyelinerla tamamlayan ünlü şarkıcı cilt makyajında nötr tonları tercih ederek denge sağlamış. Bu üçlü nerede bir araya gelirse gelsin sonuç hep kusursuz olur. Bronz ten, koyu renk saç ve parlak bir kırmızı. Halüsinasyonlar görüyorum ya. Burcu Güneş baştan aşağı kırmızılara bürünmüş. V yakalı kırmızı tulumu tam vücuduna göre. Boy uzun, bel ince olunca tulumun her türlü modeli yakışıyor zaten. İyice baktın mı? Belki biraz daha kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Göğsün hemen altındaki drapeler beden ve bacak boyunun orantılı görünmesini sağlamış. Burcu Güneş'in omzuna attığı uçları püsküllü, üstü kendinden desenli kırmızı şal, koyu kahverengi saçları kontrast oluşturarak şık bir hava katmış kombine. 7 milyarda bir görünen bir şey bu. Tulumuyla aynı renkteki kloç çantası boyutu bakımından bu saate görünüme uygun olmuş. Neredeyse göbeğine kadar inen altın zincir ucundaki büyük altın halka kolye zarif bir seçim olduğu gibi kıyafete hareket de katmış. Ya şunun güzelliğine bak ya. Dolgu topuklu siyah bantlı espadrilleri kıyafetini sporlaştırmış.
Saçlarını doğal haliyle kullanan Burcu Güneş, göz kalemini kalın çekerek gözlerini büyütmüş, kırmızı tonlarındaki rujuyla da kıyafetiyle bütünlük sağlamış. Sevgilimi o kadar çok seviyorum ki. Sertab Erener geçmiş ve geleceği bir arada kullanmış. Fütüristik ve retro parçaları hem dengeli hem de uyumlu bir biçimde kombinlemiş. Kısa kollu, dantel ve tül detaylı, kol altlarında minik pencereler olan siyah bodisi tüm vücudunu sarmış. Çok güzel değil mi? İçine giydiği siyah büstiyer ise şık ve gizemli bir hava yaratmış. Yandan yırtmaçlı mini şort eteği bacak boyunu olduğundan uzun göstermiş. Belinin biraz üst tarafına taktığı ve diz kapaklarına kadar inen püsküllü deri kemer ise çok şık bir detay olmuş. Bu kemerle birbirinden iki farklı parçayı birleştiren ortak bir nokta yaratmış. Yedim ama sakallıyım. Ben giymem. Öyle de güzel, böyle de güzel. Siyah file çorapları siyah kombinine devamlılık sağlamış. Siyah deri botları kombinin en iyi parçalarından biri olmuş. Hem kıyafet bütünlüğü sağlamış hem de tek başına star olacak kadar şık bir seçim olmuş. Şeytanın aklına gelmez. Nasıl yakaladın onu ya? Açık karamel tonlarındaki saçlarını bu senenin modası yarım at kuyruğu şeklinde toplayan Sertab Erener, makyaj konusunda cömert davranmış. Ela gözlerini ortaya çıkaracak şekilde gri ve tonlarından oluşan biraz simli farlarla kusursuz bir dumanlı göz makyajı yapmış. Bronz tonlardaki cilt makyajı yoğun ışık altında bile cildini ışıl ışıl göstermiş. Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Her daim yüksek enerjisini ve eğlenceli tavırlarını kıyafetlerine de yansıtan Yonca Evcimik, marjinal tarzından yine vazgeçmemiş. Ne oluyor ya? Göğüs kısmında dev bir fiyonk bulunan süper mini siyah straplez elbisesi yaz akşamlarına çok uygun olmuş. Bandıra bandıra, bandıra bandıra, bandıra bandıra, beni hiç doyamazsın kadınla. Bütün numaralar bende, sende var, benim farkım var. Mavi parmak arası kalın bilekli sandaletinin püskül detayları hem çok şık hem çok sıra dışı. Bakmamaya çalışıyorum Cemciğim ama on numara. Aksesuar konusunda da bir hayli cömert davranmış Yonca Evcimik. Perçemlerini önde bırakarak Pocahontas gibi topladığı saçlarının etrafına renk renk tüylerden, tavus kuşu kuyruğundan ve boncuklu rastalardan oluşan bir taç yapmış. Bakalım açın bize. Gökkuşağını andıran bu taç hem düz siyah elbisesine hareket katmış hem etnik bir görüntü yakalamasını sağlamış. Saçlarının sağ tarafına taktığı tacın dışında kalan siyah kuş tüyleri ise elbisesi ve renkli saç bandı arasında soft bir geçiş yaratmış. Hastasıyız dede. Güneşin nimetlerinden öyle bir yararlanmış ki Yonca Evcimik makyaj yapmasına gerek kalmamış. Bronz tenine yalnızca hafif bir allıkla ışıltı katmış.